Evet arkadaşlar, bugün 10. sınıf fizik dersimizde dalgalarla ilgili soru çözümü yapacağız. Sorularımız sizin de elinizde mevcut. Lütfen ben çözerken siz de kendi defterlerinize soruların çözümünü yapınız arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Mekanik dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Doğru arkadaşlar. Mekanik dalgalar ilerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Fakat elektromanyetik dalga deseydi ilerlemesi için maddesel ortama ihtiyaç duymayacaktı. Hızları kaynağa bağlıdır. Hayır arkadaşlar, hızları kaynağa bağlı değil. Hız dediğim şey arkadaşlar ortama bağlıdır. Sadece boyuna dalgalardan oluşur. Hayır, hem enine hem de boyuna dalgalardan oluşur arkadaşlar. Bunlar deprem, yay, su ve sestir. Cevabımız yalnız bir Adana arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Dalgaların genel özellikleriyle ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. Doğru. Frekans neyle gösteriliyordu arkadaşlar? Küçük B harfiyle. Birimi de neydi? Saniye üzeri -1 ya da hertz idi. Bir tam dalga oluşması için geçen süreye periyot denir. Doğru. Periyot büyük T harfiyle gösterilirdi. Birimi de saniye idi. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. Doğru. Dalga boyu lambda ile gösterilirdi. Birimi de metreydi arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3. Denizli. Frekans ve periyot arkadaşlar zaman birimidir ama dalga boyu uzunluk birimidir. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırasıyla A1, A2 ve A3'tür. Buna göre A1, A2 ve A3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Burada arkadaşlar sıralamayı yaparken bir basım hatası oluşmuş. Bu birinci dalgamız, bu ikinci dalgamız, bu da üçüncü dalgamız. Birinci yay için bakacak olursam denge noktasına olan maksimum uzaklığa genlik denirdi. Yani şuradaki A birim, 1 birim. İkinci yay için bakacak olursam denge noktasına olan maksimum uzaklık A2 eşittir 2 birim. Üçüncü dalgaya bakacak olursam denge noktasına olan maksimum uzaklık A3 eşittir 1 birim. Şimdi A1 ve A3 ikisi de 1 birim olduğu için birbirlerine eşittir. A2 2 birim olduğu için bunlardan büyüktür arkadaşlar. Ya da tam tersini yazabilirim. A2 büyüktür. Şurası küçük olacak arkadaşlar. Pardon. A1 eşittir A3'e. Cevabımıza bakacak olursak arkadaşlar denizli olarak görürüz. Dediğim gibi buradaki dalga yayları yazarken 1, 2, 3 değil de 2, 1, 3 diye gitmiş. Ama sırasıyla dediği için birinci yaydan başlayıp gelmeyi A1 olarak alırız arkadaşlar. Periyodik bir yay dalgası esnek ortamda ilerlerken ortamın esneklik özelliği değiştirilirse bu dalganın niceliklerinden hangileri değişir? Dikkat etmem gereken şey değişen kim? Değişen arkadaşlar ortam. Yani benim burada ortama bağlı olarak değişen değişkenleri bulmam lazım. Periyot. Periyot sadece kaynağa bağlıdır arkadaşlar. Ortama bağlı değildir. Sadece kaynak. Hız arkadaşlar ortama bağlıdır. Ortam değişirse hız da değişir. Dalga boyu hem ortama hem de kaynağa bağlıdır. Burada ortam değiştiğine göre o zaman dalga boyunda arkadaşlar ne olacaktır? Değişecektir. Cevabım 2 ve 3 arkadaşlar. Denizli. Periyot ve frekans kaynağa bağlıdır. Bunu unutmayalım. Dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Mekanik dalgalar Hem enine hem de boyuna dalgalardır. Doğru arkadaşlar, bundan birkaç soru önce de zaten söylemiştik. Hareket yönü titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar denir. Doğru arkadaşlar. Hatta unutan arkadaşlarım için demiştik ki ilk hecesine bak. Sesli harf varsa eğer bunda aynısı olacaktır. Hareket yönü titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir. Doğru arkadaşlar. Yine unutan arkadaşım için ilk hecesi pa, sesli harfim a. Boyuna dalgaya bakacak olursam arkadaşlar a harfi var mı? Evet var. Cevap 1, 2 ve 3 Edirne. Tanımlarda yer karışıklık gösterirse neye bakıyorduk arkadaşlar? Sesli harfine. İlk sesli harf bana dalgada verecekti. Enine dik, boyuna paralel. Dalgaların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Tabloyu siz de hatırlayacaksınız. Biz de böyle çizmiştik defterlerimize. Buna göre tablodaki 1, 2 ve 3 numaralı boşluklar nasıl doldurulmalı? Demiştik ki arkadaşlar dalgalar ikiye ayrılır. 1 taşıdıkları enerjiye göre, 2 titreşim hareketine ya da titreşim doğrultusuna göre. Taşıdıkları enerjiye göre bakacak olursak arkadaşlar 1 mekanik dalgalar, 2 elektromanyetik dalgalar. O zaman şuradaki boşluğu elektromanyetik dalgalar. Titreşim doğrultusuna göre dedik. O zaman birinci boşluğum kim olacak? Titreşim. Boyuna dalgalar, bir diğeri de arkadaşlar enine dalgalar. Bakacak olursak birincisi titreşim olacak. İkincisi elektromanyetik, cevap zaten kendiliğinden geldi. Üçüncüsü de enine dalga oluşacak. Cevabımız Ceyhan. Burada dikkat edeceğim dalgalar kaça ayrılıyor, bunlar nelerdi, defterimizde de vardı. Lütfen bu kısmı iyi öğrenin. Öncüllü sorularda bu şekilde gelecektir. Aşağıda verilen dalgaların hangileri hem enine hem boyuna dalgalardır diyor. Deprem, su, ses. Üzerine basa basa durmuştuk arkadaşlar. Hem enine hem boyuna dalga olan deprem, su ve yel idi. Ses dediğim arkadaşlar sadece boyuna idi. Özellikle öncüllü sorularda bu şekilde geleceğini derste de söylemiştik ve örneklendirme yapmıştık. Yani hem enine hem boyuna olan deprem ve sudur. Ses dalgası sadece boyunadır arkadaşlar. Unutmayalım. Bir kenara 2 santim olan eş karelerden oluşan düzlemde 4 saniyede oluşturulan dalgaların görünümü şekildeki gibidir. Şuna dikkat edelim. 4 saniyede oluşturulan dalgalar. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar dalga boyu 8 santimdir. Bakalım dalga boyu 8 santimdir. Şuradaki başlangıcımla bitişine baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar eş kareden oluşuyor. Bu 4 eş karenin her biri 2 santim olduğundan dalga boyu buradan arkadaşlar 8 santim olur. Birinci öncülüm doğrudur. Genliği A eşittir 4 santim. Genlik dediğim denge noktasına olan maksimum uzaklık idi. Şurası 2 birim. Doğru mudur? Her eş kare 2 santim olduğunda 2 çarpı 2'den de genliğim 4 santimdir. O zaman ikinci öncülüm de doğru arkadaşlar. Frekansı 1/8 saniye üzeri eksi 1'dir diyor. Bakalım öyle mi? 4 saniyede oluşturulan dalgalar diyor. O zaman 4 saniyede kaç dalga oluşturmuş bakalım. Bir tane burada var arkadaşlar. Şu yarımla şu yarımla birleştiği zaman 2 tane dalga oluşmuştur. 1 saniyede 2 dalga oluşuyorsa, pardon 4 saniyede 2 dalga oluşuyorsa 1 saniyede kaç dalga oluştuğuna bakarım. 1 saniyede kaç dalga diyorsam o benim zaten neyim olur? Frekansı olur. arkadaşlar buradan frekans eşittir. İçten dıştan yaptığım zaman 2 bölü 4'ten sadeleştirme yaparız. Frekans bundan arkadaşlar 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1 olur. Yani 1 bölü 8 değildir arkadaşlar. Buradaki üçüncü öncülüm yanlış. Dikkat etmem gereken 4 saniyede oluşturulan dalgalar. Benim 1 saniyede oluşturulana ihtiyacım var frekansı bulmak için. Cevabımızı da işaretleyelim. 1 ve 2 denizde. Bayağı denizli şıkkımız oldu. Şimdi aklınızdan geçirirsiniz. Hoca demek ki test sorsa yarısını denizli yapsak doğru çıkar. Ses dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Mekanik dalgalardır. Evet arkadaşlar söylemiştik, mekanik dalgalardır ses dalgaları. Enine dalgalardır. Hayır, ses dalgaları arkadaşlar boyuma dalgalardır. Yoğun ortama geçince hızı azalır. Hayır arkadaşlar, yoğun ortama geçtiğinde hızım azalmaz, artar. O zaman cevabımız yalnız bir. Gördüğünüz gibi ses dalgalarıyla ilgili öncüllü sorularımız çok fazla. Gerilmiş türdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üretmektedir. Dalgaların bu ortamdaki yayılma hızı 20 cm bölü saniye olduğuna göre ardışık 4 dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. 6 saniyede 30 adet dalga üretiyor. 6 saniyede 30 adet dalga üretirsem ben 1 saniyede kaç dalga ürettiğime bakacağım. 1 saniyede kaç dalga ürettiğim demek kimdi zaten? Benim frekansımdı. Doğru orantıdan içten dıştan yaptığımızda arkadaşlar frekans eşittir 30 bölü 6'dan 5 olur. Hatta biriminde yazalım. Saniye üzeri eksi 1. Benden ne istiyor arkadaşlar? 4 dalga tepesi arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi şu 4 dalga tepesi arasındaki uzaklığı istiyor bir. İkincisi yayılma hızını vermiş. O zaman yayılma hızını verdi. Frekansı da ben buldum. Buradan bir dalga boyunu bulalım. Daha sonra da 4 dalga tepesi arasındaki uzaklığı bulalım. Yayılma hızı eşittir dalga boyu çarpı frekansta. Yayılma hızı 20. Dalga boyunu bilmiyoruz. Frekansı da bulmuştuk arkadaşlar 5. Dalga boyunu bulmak için her tarafı 5'e böldük. Dalga boyu buradan 20 bölü 5'ten arkadaşlar ne gelir? 4 gelir. Birimimizde sarkılır. 4 dalga tepesi demek arkadaşlar 3 dalga boyu demektir. Demiştik ki tepelerin bir eksiği kadar dalga boyuna sahiptir. O zaman 3 dalga boyunun bana kaç santim olduğunu soruyor. 3 çarpı 4'ten ardışık 4 dalga tepesi arasındaki uzaklığı 12 santim olur arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa. 4 dalga tepesi olduğu zaman kesinlikle 4'le çarpmayın. Şu an burada vermemiş ama bazı test kitaplarında buradaki şık olarak direkt 16'yı da görebilirsiniz. Direkt oraya a 4 çarpı 4 16 değil, kesinlikle işaretlemeyin. Mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Evet, diğer bir sorumuz. Eş karelerden oluşan düzlemde artı x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 saniye üzeri eksi 1'dir. Buna göre dalganın hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar bana şimdi eş karelerden oluşan bir tane düzlem vermiş ve bunun toplam uzunluğunu vermiş. Kaç tane eş kareden oluşuyor ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane eş kare 16 metre ise benim bir tane bulmam için her tarafı 8'e bölmem gerekir. O zaman karenin 1 ihtiyacım var. Dalganın başlangıcı ve bitişi arasındaki mesafeye bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Her birimde 2 metreydi. O zaman 4 çarpı 2'den dalga boyu ne olur arkadaşlar? 8 olur. Yayılma hızını soruyor. Dalga boyunu biliyorum. Frekansı da biliyorum. O zaman yayılma hızı eşittir dalga boyu çarpı frekanstan. Yayılma hızı eşittir dalga boyum 8. Frekansımız da 2 arkadaşlar. Yayılma hızı burada 16 metre bölü saniye çıkar. Cevabımız Bursa. Eş karelerin her birinin kaç metre olduğunu bulmaya özen gösterelim. Diğer türlü şuradan dalga boyum 4 çıkar. 4 çarpı 2'den de 8 olur. Gördüğünüz gibi yanıltıcı cevap da zaten adamada mevcut arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Siz de umarım benimle beraber şu anda testlerinizi çözüyorsunuz. Eşkare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyodu 2 saniye olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Biraz önce kareleri biz bulmuştuk. Burada kendisi vermiş. Şimdi yayılma hızı dediği için benim yine kime ihtiyacım var arkadaşlar? Dalga boyuna. Başlangıç ve bitiş arasındaki mesafeye bakıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Her biri de 5 santim olduğuna göre dalga boyu buradan 4 çarpı 5'ten arkadaşlar 20 santim olur. Yayılma hızını soruyor. Periyot vermiş bu sefer. O zaman diyoruz ki arkadaşlar yayılma hızı eşittir dalga boyu bölü periyot. Yerine yazalım. Şuradan devam edelim. Yayılma hızı eşittir dalga boyu 20 bölü. Periyodu vermiş 2 saniye. 20 bölü 2'den arkadaşlar 10 santimetre bölü saniyedir. Dikkat edelim periyot vermiş. Biraz önceki sorularda frekanstı. Biz de ne yaptık? Frekansla çarptık, periyoda böldük. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü periyotla frekansın çarpımı her zaman kime eşitti arkadaşlar? 1'e eşit idi. Bunları unutmayalım. Ve bir grafik sorusu. Bakalım sorumuza. X, Y ve Z periyodik dalgalarının hızları V ile dalga boyları lambda arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir. Buradan da görebilirsiniz. X, Y ve Z dalgalarının periyotları Tx, Ty, Tz olduğuna göre periyotlar arasındaki ilişki nedir diyor arkadaşlar. Şimdi yayılma hızı ve lambda grafiği var. Formülüm şu değil miydi arkadaşlar? Yayılma hızı eşittir dalga boyu bölü periyot. Eğer ben yayılma hızına sabit tutacak olursam dalga boyu büyük olanın periyodu ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyük olmak zorunda. Sabit tuttuğumu kabul ediyorum. Dalga boyu büyük olanın periyodu büyük olmalı. O zaman şurada yayılma hızını sabitlersem dalga boyundaki karşılık gelen değerlerine bakacak olursak arkadaşlar sayı doğrusunda da sağa doğru gittiği için ne yapacak? Değer büyüyecek. O zaman en büyük periyoda sahip olan kim olur? Z. Daha sonra Y. Daha sonra da arkadaşlar X. Yani Tz büyüktür Ty'den, o da büyüktür Tx'ten arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bu sefer de Bursalar çoğaldı. Şuna dikkat edin. Formülde muhakkak yerine yazın. Yerine yazdıktan sonra sabit değeri kabul edip hangisinin artıp hangisinin azaldığını ya da her ikisi de mi artıyor, her ikisi de mi azalıyor? Buna dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tarafından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. Kaynak frekansı 0,5 saniye üzeri -1 olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir diyor. Şekile bakacak olursam arkadaşlar ne vermiş bana? 3 tepe arası uzaklık vermiş. Yani 2 tane dalga boyu. 2 dalga boyu verdiği için benim bir dalga boyunu bulmam gerekiyor. 2 dalga boyu 24 santim arkadaşlar. Bir dalga boyunu bulmak için her tarafı ikiye böldüm. Bir dalga boyum benim arkadaşlar 12 santim olur. Bana frekansı vermiş. O zaman yayılma hızında frekanslı olan formülü kullanacağım. V eşittir dalga boyu çarpı frekanstan. V eşittir dalga boyum 12 santim. Frekansım 0,15. Bunu istersen 5/10 yaz. Daha kolay işlem yaparsın. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yaparsak arkadaşlar 5'i 5'e böldük 1, 10'u 5'e böldük 2, 2'yi 2'ye böldük 1, 12'yi 2'ye böldük 6. Buradan hızım 6 santimetre bölü saniye çıkar. Cevabımız Ceyhan olur. Dikkat etmen gereken şey 3 tane dalga tepesi, yani 2 tane dalga boyuna işaret eder arkadaşlar. Senin buradan muhakkak bir dalga boyunu bulman gerekir. Bir dalga boyunu bulduktan sonra yayılma hızında yerine yazman gerekecek arkadaşlar. KM noktaları arasında ilerleyen şekildeki dalgayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi arkadaşlar sönümleme dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Bu şekle hiç bakmayalım. Derste yaptıklarımızı bir geri dönecek olursak en temel haline demiştik ki baş yukarı V hızıyla sağa doğru gelen bir atmayı, aynı özellikle baş aşağı sola doğru V hızıyla gelen bir atma ne yapardı? Birbirine sönümlendirirdi. Yine burada da dalganın şekli ne olursa olsun önemli değil. Geldiği yön neresi? Sağa doğru ilerleyen bir dalga. O zaman senin sola doğru ilerleyen bir dalgaya ihtiyacın var. Fakat sönümlemesi için ne yapması gerekiyor? Bu dalganın simetrisi olmalı arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak simetrisini çizelim beraber. Dümdüz geldi. Artık kısım ne tarafa doğru? Yani yönü sola doğru devam etmeliyim. Simetrisini aldım. Bunu buraya katladığımı düşün arkadaşlar. Gördük mü? Devam ediyorum. Şimdi buradaki dalgayı da buraya katladığımı düşünün. Tekrardan devam ediyoruz. Şu dalganın görünümü Bursa'dakiyle aynı arkadaşlar. Bu dalganın aynısı olsaydı, aynı şekilde yine sağa doğru olsaydı, yine görüntüsü bu şekilde olsaydı birbirine bu sefer ne yapacaktı? Güçlendirecekti. Sönümlemesi için ne yapması gerekiyor? Ters yönde gidecek ve dalganın neyini almam gerekiyor arkadaşlar? Simetrisini almam gerekiyor. Aynı metalden yapılmış 3 farklı kalınlıktaki K, L ve M yayındaki atmaların hızları sırasıyla VK, VL ve VM'dir. Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Arkadaşlar demiştik ki ince yaylarda hız fazla, kalın yaylarda ona göre daha yavaş. O zaman bakacak olursak buradaki hafif atmada, ağır atmada ve çok ağır atmadaki hızların nasıl olur? Hafif olan da haliyle ne olacak arkadaşlar? Hızım daha fazla olacak. O zaman VK büyük olacak. Ağır, bir de çok ağır var. O zaman bu ikisi arasındaki hızlara baktığım zaman ağır olan çok ağırdan biraz daha hızlı bir şey olacak. VN, o da büyüktür. VM. Bakalım şıklarımıza. VK büyüktür. VL, o da büyüktür. VM. Cevabımız Adana. Buradaki özelliği de unutursan sıralamayı yapamazsın. Düşey kesite şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şekildeki gibi engeller vardır. Sabit frekanslı noktasal kaynağı çalıştırıldığında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla lambda K, lambda L, lambda M olduğuna göre bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar sabit frekansta olduğu zaman hız eşittir dalga boyu çarpı frekansta. Şimdi frekans sabit tutulursa arkadaşlar dalga boyu büyük olan daha hızlı olur. Dalga boyunun büyüklüğü de kimle alakalıydı arkadaşlar? Derinlikle. Derinlik artarsa dalga boyu da ne yapacaktı arkadaşlar? Artacaktı. Bakalım şimdi bu üç noktaya. Engel K'da ve L'de var, M'de yok. M zaten en derin olan bölge. O zaman en derin olan bölge olduğu için dalga boyu bundan daha büyüktür. Lambda M büyüktür. Bu ikisine bakacak olursak K'daki kısım, L'deki kısım. K'daki engel ile L'deki engel arkadaşlar aynı değildir. K'da derinliğim daha fazla, L ise K'ya göre biraz daha sığdır. K'da derinlik fazlaysa o zaman K'nın dalga boyu L'nin dalga boyundan büyük olacaktır. Lambda M büyüktür. Lambda K'dan, o da büyüktür. Lambda L'den. Cevabımıza bakacak olursak arkadaşlar M büyüktür, K büyüktür, L Ceyhan olacaktır. Dikkat etmemiz gereken şey derinlik arttıkça dalga boyu artar. Dalga boyu arttığı için de eğer hız sorsaydı hız da ne yapacaktı arkadaşlar? Artacaktı. Bir dalga değerinde oluşturulan doğrusal dalgaların üstten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2 ve 3 bölgelerin derinlikleri için ne söylenebilir? Demin de demiştik, derinlik artarsa dalga boyu ne yapacaktı arkadaşlar? Artacaktı. Derin olan bölgede dalga boyu artar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Dalga boylarını inceleyecek olursak ikinci bölge şöyle şekle baktığımız zaman en fazla aralığa sahip olduğumuz ikinci bölge olduğunu umarım hemfikirizdir. İkinci bölgeye baktığımda dalga boyu diğerlerine oranla daha büyük arkadaşlar. O zaman derinlik orada daha fazla. İkinci bölge derin ya da çok derin kısımları var. Bakalım dalga boyu hepsinden büyük olduğu için muhakkak ne olmalı? Çok derin bir bölge olmalı. Şimdi 1 ile 3. bölgeye bakacak olursak 1'deki dalga boyuyla 3'teki dalga boyu aynı değil arkadaşlar. 1'deki bu kadarlık kısımken 3'teki 1'e oranla daha dalga boyları arasındaki mesafe kısa. O zaman 1. bölge 3. bölgeye göre derindir arkadaşlar. Neden? Çünkü dalga boyu arasındaki mesafe fazla. O zaman 1. bölge ne olacak arkadaşlar? Derin. Zaten şu şık direkt kafadan gitti. Sığ diyor. 3. bölgede sığ olacak. Çünkü çok derin. Derin. Geriye de sığ kaldı arkadaşlar. 3. bölgede sığ. Cevabımız Adana olacak. Yine öncüllü soru. Deminki gibi dikkat edelim. Oradaki tanımı bilmezsen, kimin kiminle orantılı artıp azaldığını bilmezsen soruyu ne yapamazsın? Yapamazsın. Derinliği şekildeki gibi kaynaktan uzaklaştıkça azalan bir dalga leğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dalgalar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? Şimdi arkadaşlar derinlik ne yapıyor? Engel arttığı için şu engel. Derinlik buralarda ne yapıyor? Azalıyor. Derinlik azalırsa neyi biliyordum? Dalga boyu azalır, hızı azalır arkadaşlar. Bakalım yayılma hızı evet azalır çünkü derinlik azalıyor. O zaman birinci öncül doğru. Dalga boyu evet çünkü derinlik azalırsa dalga boyu da arkadaşlar azalırdı. Periyot. Periyot arkadaşlar sadece kime bağlıydı? Kaynak. Kaynakla ilgili bir şey söylüyor mu? Değişiyor, değişmiyor. Hayır. O yüzden ne yapacağım? Periyoda bağlı değil arkadaşlar. Dikkat edelim şuraya. Sabit frekanslı diyor. Kaynakla ilgili bir yorumda bulunmuyor. Ondan dolayı da periyot ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Cevap 1 ve 2 Denizli. Bursalar, Adanalar bitti. Denizli'ye geri döndük. Haydi hayırlısı. Şimdi bakalım. Bir de dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Dalganın doğrusal veya dairesel olması. Arkadaşlar yani dalga boyunun doğrusal ya da dairesel olması ile hiçbir alakası yoktur. O yüzden bağlı değildir diyor. Şimdi bu sefer bağlı olmayana dikkat edeceğiz. Dikkat edelim. Dalga leğenindeki suyun derinliği Derinliğe bağlı arkadaşlar. Derinliği fazla olanın dalga boyu fazla olur. Buna bağlıdır. Dalga kaynağının periyodu. Şimdi arkadaşlar periyot dediğim şeye yine bağlı olacak. Neden? Dalga boyu hem ortama hem de kaynağa bağlı. Periyot da kaynağa bağlı. O zaman buna da bağlı olacaktı. Üçü de eledik. Cevabımız 1. Bu soruyu yaparken biraz dikkatli olalım çünkü değildir diyor. Tiklere dikkat edelim. Bağlı olanlara biz çarpı koyduk. Bağlı değil aradığımız için de ona tik koyduk. Periyot kaynağa bağlı. Dalga boyu da zaten hem kaynağa bağlı hem de ortama bağlı arkadaşlar. Diğer sorumuz sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga değerinde oluşturduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Kaynak frekansı 4 saniye üzeri eksi 1. Art arda gelen 9 dalga tepesi arasındaki uzaklık 40 santim olduğuna göre su dalgalarının yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edelim. Art arda gelen 9 dalga tepesi diyor. 9 dalga tepesi demek 8 tane dalga boyu demekti arkadaşlar. Ne demiştik? 1 eksiye. O zaman 8 dalga boyu kime eşit arkadaşlar? 40 santimetre. Bir tane dalga boyunu bulmak için her tarafı 8'e böldüm. Dalga boyu burada 40 bölü 8'den arkadaşlar 5 santim oldu. Kimi soruyor? Su dalgalarının yayılma hızı. Kimi vermiş? Frekansı. O zaman yayılma hızı eşittir dalga boyu çarpı frekans. Yayılma hızını bilmiyorum. Dalga boyunu bulduk. 5 çarpı frekansında 4 arkadaşlar. Buradan yayılma hızı 4 çarpı 5'ten arkadaşlar 20 santimetre bölü saniye oluşur. Nerede şıkkımız? Göremedim. Adana. Dikkat edelim. 9 dalga tepesi diyor. Eksi 1 kadar dalga boyuna sahibim. O yüzden 8 dalga boyum 40'a eşit. Bir dalga boyunu bulmak için her tarafı 8'e böldüm. Kimi soruyor? Hızı soruyor. Frekansı verdiği için dalga boyu çarpı frekans formülünden yerine yazdık arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim.